İşlerine gelmeyince nasıl da peri olduklarını unutuyorlar. Kim bilir kafa kafaya verip gene ne planlar yapacaklar. Merak etme Taci. Buraya her şeyi bilerek geldim. Sihirlerimiz son nefesine kadar uğraşıp bu aileyi adam etmeden geri dönmüş. Yaşasın, yaşasın. Aslan annem benim, canım annem. Anne, şimdi biz anneannemin korkusundan bütün gece eniştemi seviyormuş numarası mı yapacağız? E ne yapalım canım, bu seferlik de böyle olsun. Başka çaremiz yok. Ama... Ama ne? Ama anneannen de ondan nefret edecek. Bu sefer bize hiç iş düşmeyecek. Çünkü o Sadık'ı tanıdıktan sonra Betüş, kocanı hiç sevmedim, ondan çabuk ayrıl diyecek. Emin misin anne? Adımın Dudu olduğundan emin olduğum kadar eminim. Çünkü anneannen şapşal erkeklerden hiç hoşlanmaz. Bu tarife de en çok kim uyuyor? Enişten! Aferin sana, tam üstüne bastın. Sen benim dediklerime inan. Şimdi biz Betüşlere gidene kadar anneanneni bir güzel dolduruşa getiririz. Oh. O da Sadık'tan sinir olmaya başlar. Oh. Hadi gidip üstümüzü değiştirelim. İhtiyar buna şüphelenmesin. Tamam hadi. Anlayacağınız, yalnızlık çok zor. Yorgun argın işten dönüp boş, kimsesiz bir eve girince o duvarlar böyle üstüme üstüme geliyor. Darılmayın ama size bir şey soracağım Umur Bey. Rica ederim. Yani sizin niye Sadık'tan başka bir arkadaşınız yok? Çok basit hayatım. O kadar cimri, o kadar kibirli ki vallahi benden başka kimse onu çekemez. Aslında bu bana da anlamsız geliyor ama neden söyle? Evlenseniz Umur Bey. Hani böylece yalnızlıktan kurtulmuş olursunuz. Ben de geceleri aşağılanmaktan. Dudu'yla evlenmeyi çok istiyorum. Ama nedense o bir var bir yok. Ya ne demek istedi şimdi? Anneannem deli dolu biri ya, ondan herhalde. Ha. Tam buluşacağımız gün işim çıktı gelemem diye telefon ediyor. Hiç beklemediğim bir anda da evin önünden ben geldim diye arıyor. Düzenli bir aile ilişkisini kaldırabileceğini pek sanmıyorum. Periliğimi elimden alacaklarını bilsem annemin sizinle evlenmesine izin vermem. Oh. Ay. Ay çok. Ana. Allah seni ne yapmasın, boyun posun devrilmesin be adam. Yapıştın gene acaba abi, yapıştın gene. Ama söylenme Suzan, söz vermiştin. Ak merkezden döndükten sonra bir saat teleskopla bakacaktım. Ay adam ölecek teleskop teleskop diye. Ne var bu zıkkımda bu kadar hamle? Ne var? Aha! İşte bu var. Allah'ım, ah, gördüklerime inanamıyorum. Ah, Betüş Hanım'ın annesi, ablası, bir de ihtiyar bir peri birdenbire kapıda beliriverdi. Ah. Ay la havle ve la kuvveten ya Rabbim ya Resulallah. Ay anne, delirtiyorsun beni yani. Düzün, ne olur, ne olur sen de bak Suzan, göreceksin. Sen de bak, bak bak oradalar. Neredeler Avni, neredeler? Ya oradalar, bak bak göreceksin. Bana bak anne. Yine peri hikayeleri uydurup Betüş'ü gözetliyorsun sen değil mi? Yani bu kadın sana büyü mü yaptı, fallarla bir şeyler mi yaptı bilemiyorum yani Avni. Gözünün ondan başkasını gördüğü yok. Aa, ama yapma hayatım, böyle konuşma, ben seni seviyorum. Teessüf ederim yani. Yerim senin teessüfünü ben. O da neymiş öyle? Unut, teleskop meleskop yok. Aa, ne olur bana teleskop. Konuşma, hayır. Ne olur, ne olur. Bana bak, güvertirsin. Ne olur, teleskopu ver. Anneanneciğim, işte sevgili kocam Sadık. Çok memnun oldum anneanneciğim. Ay affedersiniz, ben size anneanne dedim diyebilir miyim acaba? Tabii diyebilirsin, gurur duyarım. Bu nazik gence bir şapşal diyorsunuz. Bunlar da Sadık'ın çocukları, yakışıklı Cem ve güzeller güzeli Ceren. Hoş geldin Merzuko nine. Aman canlarım benim. anneanneciğim, bu da patronum Umur Bey. Ah, izninizle çocuklar. Memnun oldum. Demek Umur sensin. Evet, galiba Dudu güzelliğini sizden almış. Ah, iltifat ediyorsunuz efendim. Aşk olsun Dudu, iki gün görüşmedik diye sizde bizli mi olduk? Korkusundan böyle konuşuyor. Korkusundan. Canlarım benim. Ya ne iyi ettiniz de geldiniz anneanneciğim. Hem de ta Ağrılardan buralara kadar. Öyle oldu. Çok uzun yol.
Maşallah. Yani bu yaşta o kadar uzun yolu göze alabilmek cesaret ister. Söyleseydin ya. Anneni getirtmek için benim helikopteri yollasaydık. İstemez. Ben daha gencim. Senin gibileri o yola 100 kere götürüp getiririm. Üstelik senin helikopterinden çok daha hızlı olarak. Tabii. Neden olmasın? Annem biraz bunadı. Ne dediğini bilmiyor. Kusuruna bakma. Şşt! Terbiyeli takın Dudu. Toplum içinde kulak kulağa konuşulmaz. Ayıp. Ya işte eski toprak şekerim. Yani her şeyin en güzeli onların zamanındaymış değil mi? Bunu bir kenara yazdım Şapşal. Annem bir gitsin görürsün sen. Çocuklar sizin uyku vaktiniz gelmedi mi? Aa, gelmez olur mu ninesi? İlk defa bu saate kadar oturuyorlar. Tabii şimdi hepimize iyi geceler deyip doğru yataklarınıza gidin. Ne olur baba biraz daha oturalım. Merzuko ninemizi çok sevdik. Oh canlarım ben de sizleri çok sevdim. Madem ki bu kadar kaynaştık, o zaman bu gece sizleri ben uyutayım. Hem de size güzel bir masal anlatayım. Ah anneanneciğim, şimdiki çocuklar pek masal falan dinlemiyorlar. Onlar bilgisayarın karşısında uyuyup kalıyorlar. Ya sobanın başında büyüklerimizden dinlediğimiz o güzel masallar bizim çocukluğumuzda kaldı değil mi? Ben bütün masalları okudum baba. Ben de okudum. Aferin size. O zaman gelin size. Kocası onu aldattı diye onu bir köpeğe çeviren, kızı bir insanla evlendi diye onları ayırmaya çalışan, üstelik damadının patronuyla kırıştırmaya kalkan ihtiyar perinin masalını anlatayım. Ne dersiniz? Olur. Hadi öyleyse. Hoppa. Buyurun. Hadi iyi geceler. İnşallah masal anlatırken uyuyakalırsın da rahat ederiz. Bir varmış, bir yokmuş. Tanrı dünyayı fanilere ve onları korumakla görevli perilere bırakmış. İyilik perilerine mi? Evet, iyilik perilerine. O zamanlar Dodo adında bir peri varmış. Genç mi genç, güzel mi güzel. Annesiyle mutlu mu mutlu bir hayat yaşarmış. Dodo'nun annesi o zamanlar insanları kötülüklerden koruyan bir periymiş. Kazalardan, hastalıklardan, ayrılıklardan, daha neler de neler. Ne kadar iyi bir periymiş. Bu yaşlı iyilik perisi genç, yakışıklı bir faniyi, hadi adı Taceddin olsun diyelim. Evet, Taceddin'i bir kapkaççı çetesinden korumakla görevlendirilmiş. Ve göreve giderken, o zamanlar çok genç olduğu için henüz iyilik perisi olmamış olan kızı Dodo'yu da yanına almış. Ne olmuş biliyor musun? Dodo bu yakışıklı Taceddin'e aşık olmuş. Aa, anneannemin köpeğinin adı da Taceddin. Evet. Anneanneniz bu masaldan öyle bir etkilendi ki köpeğine Taceddin'in kısaltılmış olan Taci ismini koydu. Devam edeyim mi? Ha. Bu Dodo Taceddin'i görür görmez bir aşık olmuş, bir aşık olmuş ki sormayın. Ama daha önce söylediğim gibi Taceddin fani, peri değil. Buna rağmen Dodo'nun annesi Taceddin'i öyle bir sevmiş, öyle bir sevmiş ki kızının onunla evlenmesine razı olmuş ve bunlar evlenmişler. Dodo ona 2 kız evlat vermiş. Her şey masallardaki gibi güzel giderken bir gün Dodo Taceddin'i bir kafede genç bir kadınla samimi bir pozda görmüş. Dodo bir kıskanmış, bir kıskanmış, bir kızmış ki Taceddin'i hemen boşamış. Oysa Taceddin'in hiçbir suçu yokmuş.
kafede masada Dodo'yu bekliyormuş. O sırada genç bir kadın yanına yaklaşmış. Ay ben yer bulamadım. Sizin masanızda biraz oturabilir miyim demiş. Tabii Taceddin yakışıklı, zengin ve kadın Taceddin'e asılmaya başlamış. Yazık, barışmışlar mı sonra? Hayır. Dodo kızgınlığından Taceddin'i hem mendik köpeğe çevirmiş ve şatosuna kapatmış. Ay, yazık Taceddin'e. Sonra Dodo yemin etmiş, şayet kızlarından biri bir faniye aşık olursa onları katiyen evlendirmeyecekmiş, kızlarını sadece perilere verecekmiş. Kızlarının ne suçu var canım? Ya. Sonra aradan yıllar ve yıllar geçmiş, kızlarından bir tanesi bir faniye aşık olmuş. Ama bu Dodo katiyetle karşı çıkmış. Faniler aldatır demiş. Ama kızı kalbinin sesini dinlemiş ve daha önce eşi ölmüş ve iki çocuklu tatlı bir adamla evlenmiş. İki çocuklu tatlı bir adam. Aynı bizim babamız gibi. Tesadüf işte. Keşke Betüş de bir peri olsaydı. Bu bizim masalımız olsaydı. Sonra ne olmuş? Sonra Dodo'nun kızı kocasıyla ve kocasının iki çocuğuyla çok mutlu bir hayat yaşamaya başlamış. Ama Dodo fanilere güvenmediği için her gün sihirler yapıyormuş ve bunları ayırmaya çalışıyormuş. Bu arada damadının patronuyla tanışmış ve damadının patronu Dodo'ya aşık olmuş. Peki Marzuka nene, Dodo adama aşık olmuş mu? Kimilerine göre aşık olmuş. Ama fanilere güvenmediği için onunla evlenmiyormuş. Kimilerine göre de Taceddin'e olan hırsını bu fani adamdan çıkartmak için onu parmağında oynatıyormuş. Bu Dodo da az değilmiş. Peki masanın sonu nasıl bitmiş? Dodo Taceddin'i affetmiş mi? Taceddin eski haline dönmüş mü? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.